Ekranlarda yansıyan son dakika gelişmesine dair ayrıntıları paylaşacağız. Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Gazeteci Furkan Dilaver Elazığ'dan son bilgileri aktaracak. Sözü hemen Furkan'a bırakalım. Evet, Elazığ'dan hayırlı günler diliyoruz. Gerçekten Elazığ çok büyük bir şekilde sallandı. Saatler 10.02 gösterdiği sıralarda Elazığ merkez üssü Sivrice ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sivrice ilçesi zaten daha önceden de sık depremlerin olduğu bir ilçeydi. Ve bu noktada saat 10.02'de de 4,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem başta Elazığ şehir merkezi olmak üzere komşu şehirler Diyarbakır ve Malatya'dan da hissedildi. Vatandaşlar bir süre evlerinden dışarıya çıktı ve dışarıda beklediler. Ama şu anda Elazığ'da hayatı normale dönmeye başladı. İlk gelen bilgilere göre de Sivrice ilçesinde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı yönünde. Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sivrice olarak kayıtlara geçti. Çevre illerden de hissedildi. Telefon hattımızın diğer ucunda da Elazığ valisi Sayın Çetin Oktay Kaldırım var. Efendim çok geçmiş olsun. Yayınımıza hoş Teşekkür geldiniz. Ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hasan Bey, ya Cedrem tabii Sivrice... Efendim nedir bölgedeki son durum? 4,9 büyüklüğü, orta büyüklükte bir deprem, hasar var mı? Nedir son bilgiler? Lütfen detayları aktarın izleyicilerimize. Şöyle Hasan Bey, yani Sivrice Tarlatepe Gözeli merkezisi gözüküyor. 4,9 şiddetinde 7 kilometre derinlikte. Bütün ekipleri sevk ettik. Afat, jandarma, Kızılay bütün ekipler sağdalar. Şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk yok çok şükür. Malum bir 4 ay önce de 5,2 şiddetinde deprem olmuştu. Orada da bazı hasarlar olmuştu ama can kaybı yoktu çok şükür. Şimdiye kadar intikal eden can kaybı, hasar, yani muhtarlarla da sürekli arkadaşlar irtibat halinde. Kaymakamımız intikal ediyor. Ben de bölgeye geçiyorum. Ama çok şükür şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk yok. Efendim, bölgedeki olumsuzluk olmadığını belirttiniz. Bölgede yaşayanlara bir uyarınız var mı? Artçı sarsıntılar devam ediyor mu? Buna dair alınan önlemlere ekleyeceğiniz bir nokta var mı izleyicilerimizle paylaşmanız açısından? Bu tür depremlerden sonra orta şiddetli bir deprem. Her zaman artçılar olur. Vatandaşımız sakin olsun. Biz jandarmayı, AFAD'ın, Kızılay'ı, bütün ekipleri yönlendirdik. Bütün personeli yönlendirdik. Yani köylere geçiyorlar şu anda. Merkezlerde çok şükür bir sıkıntı yok. Köylere geçiyorlar. Kaymakam Bey geçiyor. Ben de geçiyorum. İhtiyaten bütün tedbirleri aldık. Koordinasyon kurulunu hemen topladık. Gelişmeleri takip ediyoruz. Muhtarlarımızdan, vatandaşlarımızdan bilgi alıyoruz. Gelen çağrılara da anında cevap veriyoruz. Sakin olsunlar, rahat olsunlar. Ama yine de tedbirli olsunlar. Tabii her zaman artçı olabilir. Efendim şu anda ekranlara getirdiğimiz görüntüler içerisinde ajanstan paylaştığımız görüntüler okullardan öğrencilerin elbette tedbir amaçlı sınıflardan çıktığını görüyoruz. Buna dair bir açıklamanız olur mu? Özellikle aileler endişeli okullara yönelik bir tatil ya da açıklamanız olabilir mi? Şöyle hızlı bir değerlendirme yapıyoruz. Yani önce bir sahadan sağlıklı bilgi alalım. Tabii okullarımızı Sivrice merkez üssü olduğu için ama çevrede de hissedildi. Diğer ilçelerimizde, merkezde. İhtiyaten okullarımızda hemen tahliye ettik. Kararı da alacağız. Yani bir şey durumunu görelim. Ama paniklemelerine gerek yok. Bütün tedbirleri alıyoruz. Arkadaşlar sağdan sağlıklı veri alsınlar. Ona göre hızlı bir karar vereceğiz. Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Valisi. Efendim çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için bir kez daha geçmiş olsun.